İstanbul'un iki yakasını üçüncü kez birleştirecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde iki yakanın birleşmesine 535 metre kaldı. Köprünün Anadolu yakasına konulacak 18. tabliye ile birlikte 59 tabliyeden 36'sının montaj ve kaynak işlemi sona erdi. Mevla Teala'ya şükürler olsun ki vatanımız ve milletimiz için yapılan projeler bir başarı ile sonlanıyor. Her ne kadar bir takım kindar kesim yapılan bu projelerin siyasi çıkarlara alet ederek, doğa ve ağaçlar bahane ederek provokasyonu yapsalar da Müslümanların böyle mükemmel kazanımlara sahip olması veya Cumhuriyet döneminden itibaren bir iplik bile üretilemezken şimdi Müslüman idareciler tarafından bu devrim niteliğindeki projelerin Türkiye'nin hizmetine sunulması bu kindar kesimin asıl çekemediği konu olduğunu hep beraber tahlil ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinde çelik tabliye montaj işlemlerinde son viraja girildi. Köprüde en ağırı 923 ton olan 59 çelik tabliyeden 36'sının montaj ve kaynak işlemleri sona erdi. 36 çelik tabliyenin montajının tamamlanmasıyla birlikte iki yakanın birleşmesine 535 metre kalmış oldu. Üzerinden çift yönlü 8 şeritli otoyol ve 2 şeritli demiryolu geçecek olan köprünün Asya yakası kısmına 18. tabliyenin kaldırılışı ve köprüdeki çalışmalar İhlas Haber Ajansı kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan köprüde ana kablo, yiğit askı halat yapımıyla eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarda 10 metrelik dev çelik üst giriş panellerinin montajı devam ediyor. 10 metrelik çelik üst giriş panelleri yüksek kapasiteli pompalar kullanılarak büyük bir operasyonla yaklaşık 225 metre kaldırılarak iki kule arasına yerleştirildi. Diğer yandan 3. Boğaz Köprüsü projesinde kedi yollarının yapımının ardından başlanan ana kablonun çekimi işleminde son aşamaya geçildi. Kedi yollarının yapımının ardından başlanan ana kablo çekim işlemi hem Avrupa hem de Asya yakasındaki çalışmalarla eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Çalışmada son aşamaya geçilirken toplamda 13 bin ton olan iki ana kablo çekimi işleminin %85'i tamamlandı. Ana kablo çekimi işlemi ise Eylül ayı ortalarında tamamlanması planlanıyor. Toplamda 3 fabrikada 59 çelik tabliyenin yapımı için gece gündüz çalışan 1500 kişi Güney Kore'den gelen çelik sajları İzmit Gebze'deki imalathanede panel üretimine hazır hale getiriyor. Buradan hazırlanan sajlar Tuzla'daki fabrikada panel üretiminden geçiriliyor. Üretim sonrası paneller çelik tabliyelerin oluşturulması için Yalova Altınova'ya sevk ediliyor. Burada oluşturulan tabliyeler yine deniz yoluyla köprü şantiyeye götürülüyor. Ayrıca çelik tabliye montaj işleminde daha önce çelik tabliyeler önce karaya ardından da köprü seviyesine vinçle alınıyordu. Yönetim değişmesiyle direkt Green adı verilen vinçlerle direkt denizden çelik tabliye kaldırma yaptığımız bir operasyon haline geldi.